alev oyu verilme sorusu niye soruluyor? Bu yüzden soruluyor. Bunun da bak söyleyeyim, toplumda ölçemem, araştırmacı değilim ama dikkate değer bir toplum kesiminde bunun karşılığı var. Dikkate değer değil mi? Şöyle, azımsanmayacak ama büyük çoğunlukları oluşturmayan bir kitlede. Ha. Yani bu, bunun tam şeyi bu. Şimdi bu tür tartışmalar şöyle bir iklime de itiyor ülkeyi. Zannediliyor ki ülkenin temel sorunu bu Alevilik tartışması. Veya Anadolu'nun hangi yerine gitseniz Alevilik konusu konuşuluyor. Veya büyük çoğunluk Alevi fobisi taşıyor vesaire duygusuna itiyor bir tarafıyla. Oysa ki senin de ifade ettiğin üzere böyle bir kitle var mı var? Ama bu kitle büyük çoğunluk mu? Yanıtım koskoca bir hayır. Hayır, bence de değil. Hayır. Yani konuşulduğu kadar, onların siyasal egemenlik kurduğu kadar, söylem düzeyinde siyasal egemenlik kurduğu kadar sosyolojik bir karşılığı yok. Laiklik meselesi de böyle. Laikliğin tartışan yapılara baktığınızda, sokak röportajlarına, işte başka içeriklere vesaire baktığınızda zannediyorsunuz ki devasa bir kitle laiklik karşıtı. Oysa ki biz ölçüyoruz, sadece 10.3'ü laiklik karşıtı Türkiye'de. Tabii. Geri kalan 89.7 ne olacak? Ama öyle bir tartışma ortamı yaratılıyor ki o 10.3 sanki ülkenin büyük çoğunluğuymuş gibi, ülkenin büyük çoğunluğunun laiklikle problemi varmış gibi algılanıyor, algılatılıyor. Alevi meselesi de birebir böyledir. Bu toplumun ben yine de vicdanına, sağduyusuna, bir arada yaşama arayışına inanıyorum. Ölçümler de bunu gösteriyor, gözlemler de bunu gösteriyor. Fobisi, Alevi fobisi yoktur diyemeyiz ama anlatılanın çok çok altındadır. Bir daha radikal bir grubun, daha işte başka motivasyonları olan bir grubun bu tür karşıtlığı vardır, söylemi vardır, dünyaya bakışı vardır ama bu azılı bir azınlığın dışında bir karşılığı sosyolojik olarak yoktur. Cem Bey, hem siyasiler hem de siyasetin nabzını tutanlar son dönemde bu hadise gibi işte siyasi, dini ya da etnik provokasyonların kaos çıkarmaya dönük girişimlerin daha çok olacağını, olabileceğini söylüyor. Katılıyor musunuz? Nasıl bir 10 ay bekliyor bizi seçime giderken? Daha mı kaotik bir süre bekliyor bizi sizce? Valla buna yanıtı 2015 Haziran ve Kasım arasına bakarak verebilirim sadece. O bir örnek teşkil ediyorsa evet, kaotik bir dönem bizi bekliyor olabilir. Benim merak ettiğim, burada anket uzmanı varken haddime değil ama diyelim ki seçim zamanında yapılıyor Haziran 2023'te. Erdoğan seçimi kaybedeceğini o gece öğrenmeyecek. Herhalde 3 ay önce anketlerde görmeye başlayacak. İşte o 3 ayda neler olacak? Olacaksa, yoksa keşke aday olmayacağım dese, keşke ben emekli oluyorum, yoruldum, 20 sene bana yeter dese. Ama demin dediğim gibi kaybederse gider mi tartışmasını tarihimizde ilk defa yaptığımız gibi, tarihimizde ilk defa seçimden önce kaos olur mu, seçim gecesi bir kargaşa olur mu, toplumda ilk defa tartışılıyor. Onu da AKP ve genel başkanları düşünsün. Biz ne yaptık da toplumda böyle bir algı başladı diye. 16 Nisan 2017 referandum akşamını hatırlayın. Daha sonra Kılıçdaroğlu'na sorulduğunda YSK önüne niye gitmedin diye. Kan dökülür diye korktum dedi. Şimdi bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı söylüyorsa bir şeyi bilerek söylüyor. Herhalde varsayarak söylemiyor bunu. O endişeyi pek çok insan taşıyor maalesef. Ve bir algı daha var. Kaybetmemek için her şeyi yaparlar. Bu algıyı da kendileri yarattılar. Onun için bunları yine alt alta koyunca evet, makul bir insan biraz şey oluyor, tedirgin oluyor. Onun örnekleri de var. Yani 5-6 tane olay. Mesela bir kadın diyor ki bizim listemiz hazır. Biz 50 kişiyi götürürüz, hazırlıklıyız. Ona herhangi bir hukuki süreç işlemiyor. İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı diyor ki 15 Temmuz'dan yarım kalan bir işimiz var diyor. Bir başka iktidara çok yakın bir kurumun başkan yardımcısı, temsilcisi diyor ki iktidarı sandıkta devretmeyiz. Allah Allah.
Bunu bir başkası söylese şimdi içerideydi. Bir başka rivayet diyor ki emniyette 100 bin silah kayıp. Ondan sonra sosyal medyaya yansıyan silahları görüyorsunuz. Böyle garip adamların fotoğrafları, görüntüleri falan bile. Evet. Yani bunlar tabii bunlar hep biraz makul düşünen bir insan tedirgin olacaktır. Alevilikle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Mesela 2013'te büyük tantanalarla hatırlayın demokratikleşme paketi açıkladılar. Onun içinde şey de vardı. Dini inanç üzerinden ayrımcılığa 1 ila 3 yıl hapis. Peki şeye ifade özgürlüğüne girmiyorum. Orada görüşlerim ayrı ama böyle bir yasa varsa Türkiye'nin demokratikleşme paketi içinde dini inanç üzerinden ayrımcılık yapmak. İktidara yakın siyasi İslamcı bir gazetenin köşe yazarı Alevi erkeklere kız verilmez diye yazı yazarsa bunun bu yasa çerçevesinde bir yaptırımı olması gerekir herhalde. Veya Diyanet'in kıyameti koparması gerekir öyle bir yazı üzerine. Bu arada hocam buyurun. Özür dilerim. Ya Diyanet İşleri Başkanı'nı çok eleştirdik burada. Ben çok eleştirdim. Evet. Ama son yaptığı bu olayda hamle evet. Tebrik ediyorum Kesinlikle. Diyanet İşleri Başkanı Alevi Başkanı. Kesinlikle. Hemen Şah-ı Merdan, Türkmen Alevi Bektaş Derneği gidebilir iktidara yakın diye oraya da gitmedi. Şah-ı Merdan Yaşatma ve Yaptırma Derneği'nin cemevine gitti. Orası geleneksel çizgide bir Alevi cemevi. Oraya gitti. Bu önemliydi. Daha önce Tunceli'deki cemevine de gitmişti. Buraya gitmesini de ben çok anlamlı buluyorum. %100. Tebrik de ediyorum Sayın Erbaş'ı. Attığı bu adımlar Türkiye'deki mezhep eksenli fay hatlarının içeriden ve dışarıdan oynatılmasının önüne geçecektir. Zaten önümüzdeki şu seçime kadar ki geçecek 10 ayda ben de bu türden mezhep temelli, din temelli, etnik temelli fay hatlarının oynatılma çabalarının olacağına ihtimal veriyorum. Bunun önüne geçmek de her yurttaş gibi ve her kurum gibi Diyanet İşleri Başkanı da görevi, belki önce onun görevi, yaptığı bu son ziyaret takdire değer, şimdi önemli onu, bir adım. Onu yaptı, bir meczup dediğiniz kişi bunu yaptığı için yaptı. Benim verdiğim örnekte o köşe yazarı Diyanet İşleri Başkanı'nın zihniyetine çok yakın bir siyasi İslamcı köşe yazarı. Hangi tarihte yazmıştı o yazıyı? Hangi tarihlerde? Kadir Mısıroğlu. Kasım 2021 olabilir. Şimdi isim verip de şey yapmayayım. Anladım. Fakat evet, aynı kişi şunu da söyledi. Belki oradan çıkarırsınız. İktidara zarar veriyorsa doğruları söylemek caiz değildir. Yani iktidara zarar veriyor. Yalan söyleyebilirsiniz diyen Hayrettin Karaman. Alevi erkeğe kız verilmez diye köşe yazısı yazarsa hadi bunu zorlayalım ifade ama o yasa hala duruyor orada. Yani demokratikleşme paketinde herhalde uyum yasası çıkmıştır. Diyanet'in o kişiye sessiz kalması da sorumlu bir hareket değil. Sorumsuzluk örneği benim açımdan. Evet Hakan, ben aslında son soruyu sana da sor. Bilmiyorum, öncelikle saldırıyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Ama bu seçime giderken bu ve benzer olayların yaşanma ihtimali, daha kötü şeylerin olma ihtimaline karşı belki buradan ilerleyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Aslında sınırımızın kevgere dönmesinden başlayayım. Ben bu toplumun çözüleceğine inanmıyorum. Yani bir Türkiye Balkanlar değil. Yani Balkanlar ne yazık ki çok güzel bir yer. Ben de çok yakın zamanda gittim. Harika bir yer, harika insanlar. Ama etnik ayrımları o kadar vurguladı ki Balkanlar'da daha önce Yugoslavya'da insanlar her zaman dostça yaşarken bir anda birbirlerine girdi. Şunun için örnek veriyorum. Acaba Türkiye'de gerçekten birbirimize girer miyiz? Ama sınırlarınızı böyle yaparsanız, bu cüretkar dış politikanızla her tarafta, her yerle kavga ederseniz içinize de gerçekten